için evet. Şu an Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş. Şu an Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu şu an ek merkeze gelmiş durumdalar. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'le bir görüşme gerçekleştirecek. Evet, görüyorsunuz kalabalığı şu an. Yani hem bir partilerden bir sürü insanların evet. Ankara Büyük. Merhabalar efendim. Nasıl bir görüşmeydi? Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, bugün bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi çok kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Beyefendi ile ziyaret ettik. Bugün bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa'nın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunu bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız. Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık. Başkanımızın da ifadeleri olacaktır. Evet, değerli basın mensupları. Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyük şehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu, halkımızın arzusu, bizden beklenen. Biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik, değerlendirecekler. Efendim bir sonuç var mı? Sonuç var mı efendim? Efendim sonuç var. Önce bildiğiniz gibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Millet İttifakı'nın 2018'de işbirliğiyle büyük bir başarı yakalanmış belediye başkanlarımız Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Ve bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek inşallah 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili İcracı, iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımıza aktaracaktır. Ve müzakere süreci bu şekliyle bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Şimdilik katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz. Nasıl ileteceğiz efendim?